Evet, bu haftaki konumuza yine Almanya tarihi üzerinden ve 2. Otto'yla devam ediyoruz. Sakson hanedanıyla devam ediyoruz. Şimdi geçen ders 1. Otto'dan bahsetmiştim. Büyük Otto'dan. Şimdi 2. Otto ve devamıyla Sakson hanedanını da bitirmiş olalım bu derste. Şimdi 2. Otto genel olarak baktığımızda zor zamanlar yaşamış bir lider. Şimdi babası geçen derste söylediğim gibi kilise ve özellikle Güney İtalya ile çok uzun süre meşgul olmuştu ve bu yüzden de kendi topraklarıyla çok yeterince ilgilenememişti. Yani merkezinden de uzak kalmıştı ve bu tabii onun yokluğunda, merkezi iktidarın yokluğunda orada güç kazanmak isteyen aristokratlara yaramıştı. Prenslere işte, zengin soylulara yaramıştı. Ve babası döneminde Capua ve Benevento dükalıkları alınmıştı, düklükleri ya da 2. Otto'nun babası döneminde. Onlar 2. Otto döneminde bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Ve geçen dersten yine hatırlayacak olursanız, 1. Otto döneminde bu oğlunun, 2. Otto'nun bir Bizans prensesiyle evliliğinden bahsetmiştim. Güney İtalya'yı çeyiz olarak bu şekilde ele geçirmişlerdi. Bunda başarılı olmuşlardı. 972'de bir evlilik gerçekleşmişti. Ama yeni Bizans İmparatoru bu anlaşmayı tanımıyor bu dönemde. Kabul etmiyor bu anlaşmayı. Ve Güney İtalya'yı ele geçirmeye çalışırken 2. Otto, Sicilya'da bu dönemde Müslüman Araplar var. Onların da düşmanlığını kazandığını görüyoruz. Ve hatta Müslüman Araplarla yaptığı mücadele 982'de 2. Otto'nun yenilgisiyle sonuçlanmış. Müslüman Araplar galip gelmiştir. Bu tabii güneydeki yenilgiyi duyulunca, burada yenildiği duyulunca biz kuzeydeki Slavların ayaklandığını görüyoruz. Ve bu dönemde işte Oder ve Elbe nehirleri arasındaki toprakları geri alıyorlar. Cermenleri bu Elbe nehrinin ötesine sürüyorlar ve kiliseleri yıkıyorlar. İşte klasik bildiğimiz verilen zararları veriyorlar. Hristiyanlığı önceden kabul etmişlerdi mesela. Hristiyanlıktan vazgeçiyorlar. 983 yılında oluyor bunlar. Bu isyanı arkadaşlar Büyük Slav İsyanı adı verilir ve bu isyan Slav tarihi açısından da çok önemli bir isyandır. Adeta bir bağımsızlık savaşı olarak kabul edilmektedir. Şimdi 2. Otto'nun dönemiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü o erken ölmüş. Aniden bir ölüm söz konusu. Yani 983'te Roma'da ölüyor. Oğlu 3. Otto kral ilan ediliyor ama bu dönemde 3 yaşında. İmparator olarak taç giyiyor ama o yönetme yaşına gelene kadar yani 994'e kadar haklarının bir şekilde korunması gerekiyor. Ve bu dönemde bunda başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü genelde böyle durumlarda bu yerel zenginlerin olaya müdahale edip bu çocuk yaştaki kralı kabul etmeme ve bağımsızlık mücadelesine girme durumları çok sık görülür Avrupa tarihinde. Ama burada öyle bir şeyin yaşanmadığını görüyoruz başlangıçta en azından. Hakları korunuyor ve bu hakları koruyanlar da bunun için belirlenen kişiler de birincisi annesi, işte Bizans prensesi olan Teofano. İkincisi de babaannesi Adelaide, bu dönemde kraliçe tabii Adelaide. Bunların ikisi iki kadın yani onun haklarını korumak için seçiliyorlar. Şimdi 3. Otto dönemiyle devam edecek olursam hem anne 3. Otto hem anne tarafından hem de baba tarafından kral soylu ve dolayısıyla her zaman kendisinin ve imparatorluğunun Romalı bir kökü olduğunu savunan bir insan 3. Otto. Hatta kendi mührünün bir yüzünde Şalman'ın yüzü başı resmedilmiştir. Bu ne demek oluyor? Bu işte Şalman'ın mirasını ben devraldım. Onun efsanesini sürdürüyorum anlamına geliyor. Yani bu bir nevi şu anlama da geliyor. Şimdi Şalman Frank'tı. Otto kendini Romalı kabul ediyor. Aynı zamanda bunlar bu iki liderin ikisi de Hristiyandı. Yani bu bize işte hem Frank hem Romalı hem de Hristiyan birliğinin sağlanmasının sürdürüldüğünü gösteriyor. Yani hem bir gelenek devralmış oluyor, geçmişten tarihi bir kök veriyor kendine, hem dini bir destek veriyor kendine. Dolayısıyla tam
istenen, bu dönemde tam biri için istenebilecek durum, 3. Otto'nun durumu. Zaten şey denir, 3. Otto'nun Şalman'ın mezarını işte ziyaret ettirdiği, açtırdığı, hatta bakımını yapmak üzere açtırdığı ve bu dönemde işte Şalman'ın tırnakları uzamış. O uzayan tırnakları da Otto'nun bizzat kendisinin kestiği de bazı kaynaklarda söyleniyor. Annesinden çok etkilenmiş Otto, işte annesi Bizans prensesi ve ondan çok etkilenerek sarayına kültürlü olarak kabul ettiği doğu geleneklerini getirmiş. Yani Bizans gelenekleri o dönemde Roma'nın mirası olarak görüldüğü için çok önemlidir. Batı'da özellikle Cermen kökenli krallıklarda Bizans geleneklerini örnek almak demek, Roma kültürünü, Roma geleneğini örnek almak demektir. Bunları getirdiğini görüyoruz. İşte mesela bir dönem Roma'daki Aventinus Tepesi'nde bir saray yaptırmış ve orada yaşamış. İşte ipek giysiler giymiş. Çalışanlarına, resmi saray görevlilerine Yunanca isimler verdiğini ve hatta bunları da Yunan alfabesiyle yazdırdığını da görüyoruz. Kiliseye ve İtalya coğrafyasına çok önem vermiştir 3. Otto, babası gibi. Sık sık biz görevlerinden çekildiğini görüyoruz. Ne için? İşte mesela dini yerleri ziyaret etmek için, ki o dönemde buna hac deniyor. Hristiyanlıkta tek bir yerde hac yok. Pek çok gidilebilecek hac mekanı var. İşte sık sık mesela hacca gittiğini, ne bileyim inzivaya çekildiğini görüyoruz ve bunun için böyle idari görevlerini bazen bir kenara da bırakan bir insan ve dine o kadar önem vermiş ki kendisine dini içerikli unvanlar edinmiş, mesela havarilerin hizmetkarı gibi ya da İsa Mesih'in hizmetkarı gibi böyle unvanlar edindiğini görüyoruz. İtalya'da çok uzun süre kalıyor ve dinine de çok düşkün olduğu için papalığa da çok müdahale ettiği görülüyor. Hatta Papa 5. Gregorius'u ve 2. Silvester'ı o Papa ilan etmiştir 999'da. 2. Silvester, gerçi ona çok yabancı bir insan değildir. 2. Silvester onun hocası olan Orillaclı Gilbert idi. Dolayısıyla ona çok yabancı bir insan değildi ama bizim için burada önemli olan Papa seçimlerinde söz sahibi olmasıdır. Tabii bu Roma aristokrasisinin hiç hoşlanacağı bir şey değil. Dolayısıyla onu hiç sevmiyordu Roma'daki aristokrasi. Aristokratlar onu hiç sevmiyorlardı. Çünkü normalde papa seçimi bu Romalı aristokratların elindedir. Yerel liderlerin elindedir ama Otto, 3. Otto bunu engellediği için araların iyi olmadığını görüyoruz. Yani yerel liderler ondan hoşlanmıyorlar. İtalya'da biz bir isyan görüyoruz onun döneminde. İşte bu yerel feodal beylerin isyan ettiğini görüyoruz. Ve bu isyan ciddi bir isyan çünkü Otto Roma'yı terk etmek zorunda kalmış. 1001 yılında oluyor bu olay. Bu Roma'yı terk etmek zorunda kalmıştı ve Ocak 1002'de de 22 yaşındayken varissiz olarak ölmüştür 3. Otto. Onun peşinden biz artık Sakson hanedanının son üyesini görüyoruz. Almanya diyebileceğimiz coğrafyayı yöneten ikinci Henry. İkinci Henry Bavyera dükü bu dönemde, tabii Sakson hanedanından ama Bavyera dükü ikinci Henry kral olarak seçiliyor 3. Otto'nun arkasından. Kiliseyle iyi geçindiğini görüyoruz. İtalya'yla da ilgilenmiş, yani İtalya'da da çok ilgilenmiş. Hatta 1004'te feodal beylerin seçtiği bir İtalya kralı var. Feodal beyler isyan edince kendilerine bir de kral seçiyorlar. Bu seçtikleri kralı yeniyor ve İtalya kralı unvanını ele geçiriyor 2. Henry. Sonra işte 10 yıl sonra 1014'te imparator olarak taç giydiğini görüyoruz. Yani onun döneminde aristokrasinin bağımsızlık mücadeleleri, doğuda da Slavların saldırıları vardır. Onun dönemi böyle geçmiştir. Ve 1024'te de ölecek 2. Henry. Onun ölümüyle de hanedan yönetimden çekilecektir. Şimdi Sakson hanedanlığı döneminde ki duruma şöyle genel olarak baktığımızda kilisenin imparatorluğa bağımlı hale getirildiğini görüyoruz biz. Krallar bu dönemde pek çok dini olayda söz sahibi.
Mesela sadece papa atamalarında değil, yani bazı psikoposların atamalarına da müdahale ediyorlar. Ayrıca bu dönemde biz Bizans'la papalığın arasının daha da açıldığını görüyoruz. Çünkü papalık Bizans yerine, yani Roma'nın devamı olan Doğu Roma yerine bu geleneği bırakıp batıda kendisine koruyucu seçip onları desteklediği için Bizans'la arası da açılmıştır. Tabii bu Güney İtalya topraklarındaki hakimiyetle de alakalı. Sakson Hanedanı döneminde bugün Almanya dediğimiz topraklar artık Avrupa'nın doğusu değildir. Yani bu döneme kadar, yani işte 11. yüzyıla kadar, bu Sakson Hanedanı, hatta 10. yüzyıla kadar, yani Sakson Hanedanı hakimiyete gelene kadar Avrupa'nın doğusu neresidir diye soracak olursanız işte bugünkü Almanya topraklarıdır. Ama Sakson Hanedanı'ndan itibaren artık Almanya Orta Avrupa haline gelmiştir. Yani Merkezi Avrupa haline gelmiştir. Çünkü bu toprakların doğusunda yeni Hristiyan devletler oluşmuştur. Bu önemli bir şey. Mesela Saksonların yönetim dönemiyle alakalı önemli bir özellik. Ve doğuyla arasındaki, mesela Elbe Nehri doğuyla arasında, Avrupa arasında bir sınır haline gelmiştir. Tabii Almanya dediğim zaman bugünkü Almanya'yı düşünmeyelim lütfen. Yani Orta Çağ Avrupa'sında bahsettiğimiz bu toprakla, yani Orta Çağ Avrupa'sında Almanya dediğimiz toprakla işte Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre ve Avusturya topraklarını da kapsar. Yani bugünkü bu toprakların hepsini kapsayacak kadar geniş bir toprak parçasından bahsediyorum. Peki Sakson Hanedanı sona erdikten sonra Almanya tarihinde hangi hanedan başa geldiği? Sal Hanedan, Salyan diye de geçer ama Sal Hanedanı, bunu Frank tarihini anlatırken de söylemiştim. Franklar da Sal Hanedanı, yani hakimiyeti ele geçiren Franklar da diğer Frank kabilelerini tek çatı altında toplayanlar da Sal Franklarıydı. Bunlar da yine aynı işte o Salent dediğimiz bölgede yaşayan Sal Hanedanı'ndan gelenlerin ele geçirdiğini görüyoruz. İkinci Henry'nin ölümüyle 919'dan beri bu toprakları yöneten Otto Hanedan da sona ermiş oluyor ve geride bir varis de yok. Varis bırakılmamıştı. 1024'te bir meclis toplanıyor ve bu mecliste ikinci Konrad aday oluyor ve çoğunluğun oyuyla da kral olarak seçiliyor. Bu çoğunluğun oyu dediğim psikoposlar da var bu seçimde. Yerel liderler de var bu seçimi yapanlar arasında. İkinci Konrad Sal kökenli 4 Kutsal Roma Cermen İmparatoru'nun ilkidir. Babası, ikinci Konrad'ın babası Frankonya Kontu Speyerlı Henry'dir. Ve bu dönemde kral normal istilasına uğrayan İtalya ile ilgilenmemiştir. Yani tamamen ilgilenmemiştir demeyelim ama pek de ilgilenmemiştir. Hele ki önceki dönemlerdeki liderlere göre hiç ilgilenmedi. Ama papalık bu dönemde bu yüzden yine Romalı yerel liderlerin hakimiyetine girmiştir. Yani merkezi yönetim işte bu hanedan değişince merkezi yönetimde yeterli ilgiyi göstermeyince İtalya'ya papalığın yeniden bu yerel liderlerin hakimiyetine geçtiğini görüyoruz. Konrad'ın oğlu 3. Henry o papalığa çok önem vermiştir. Hatta papalığın koruyuculuğunu da üstlenmiştir. Kendisi Cermen kökenli 4 papayı göreve getirmeyi başarmış bir liderdir. Onun döneminde biz Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun neredeyse yani çok böyle güçlü zirve dönemi yaşadığını görüyoruz. 1056'da 39 yaşındayken ölmüştür ve bu dönemde tek oğul vardır. O da 4. Henry, o da 6 yaşındadır. Dolayısıyla tahta çıkabilecek bir durumda değil. Annesi onun naibi olmuştur ve prensler yine buna itiraz etmemiştir. Yani soylular, topraklarda yaşayan zengin soylular buna itiraz etmemişlerdir. Kendisi Alman soylularını, zenginlerini kendi aralarında çekişme yapmaktan ne yazık ki alıkoyamamıştır. Yani onlar başta lider olmayınca işte bir çocuk olunca
görüyoruz ki biz Alman soyluları kendi aralarında çekişmeye başlıyorlar. İşte bu dönemde mesela Slavlar Elb Nehri'ni geçiyorlar. Hamburg'u kuşatıyorlar hatta. Ve bu dönemde burada yaşayan halkın böyle toplu halde Hristiyanlıktan vazgeçmesini sağlıyorlar. Paganizme geçmesini sağlıyorlar. Ve bu bizim gördüğümüz son olaydır. Yani bu şekilde toplu olarak din değiştirme, paganizme geçme olayı sondur. Bundan sonra bir daha böyle bir şey görmüyoruz. Tabii 4. Henry sonradan büyüyüp de iktidarı ele geçirdiği zaman soylularla barışacak, işte bu Elbe Nehri sınırında güvenliği sağlayacak ve dönemin papası Gregorius 4. Henry'nin bunlarla uğraşmasını fırsat bilerek papalığı yine eski gücüne kavuşturmaya çalışacak. İmparatorluğun etkisinden kurtarmaya çalışacaktır. Şimdi bu buradan itibaren bizim daha çok Orta Çağ tarihinde bildiğimiz liderlere geçiyoruz. Kutsal Roma İmparatorları işte 11. yüzyıldan itibaren. Bunlardan ilki 4. Henry. Şimdi 4. Henry'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi dönem dönem Orta Çağ Avrupa'sında kralların, liderlerin aforoz edildiği görülmüştür. Bu yabancı olduğumuz bir şey değil. Ama görülen o ki yani 4. Henry çok uzun süre aforozlu kalmış. Dolayısıyla diğerlerinden biraz farklı. Bu hep duyduğumuz tövbe etme, Canossa tövbesi olayı da işte bu 4. Henry ile alakalı. Şimdi 4. Henry Saksonya doğumlu. Bavyera düklüğü ile başlıyor siyasi kariyeri ve Kutsal Roma İmparatoru olarak da ölecek. Son yıllarında oğullarının isyanları var. Yani Konrad ve Henry'nin isyanlarıyla uğraşacak. 1056'da dediğim gibi az önce babası ölünce 6 yaşında tahta çıkıyor ama annesinin naifliğinde tabii ki. Babası ölmeden önce bir vasiyet bırakmış ve vasiyetinde demiş ki Papa 2. Victor eşimin danışmanı ol. Bu başlangıçta yerine getirilmiştir ve hatta 2. Victor'un verdiği yerinde kararlar vardır. Ama gelin görün ki Papa bir yıl sonra ölmüştür. Yani 1057'de ölüyor ve o öldükten sonra koruması olarak atanan Papa öldükten sonra biz bu 4. Henry'nin annesinin pek de iyi yönetemediğini görüyoruz. Babası 3. Henry ölmeden bir yıl önce oğluna Bavyera dukalığını vermişti. Ama annesi şimdi, onun naipliğini yürüten annesi, bu Bavyera dukalığını Sakson Otto'ya devrediyor. Ve bu önemli bir devir gerçekten. Çünkü oğlunu bu topraklardan mahrum etmiş oluyor. Önemli bir yer, önemli bir zenginlikten mahrum etmiş oluyor. Yaptığı başka yanlış şeyler de var. Mesela Swabia düklüğünü damadına vermiş. İşte Karintia düklüğünü bir başkasına vermiş. Tabii bunlar sonradan, yani başta şu anda iyi gibi görünebilir belki, başta güçlü bir kral yok, bunları bu tanıdıklar yönetsin şeklinde görülebilir ama bunlar sonradan Henry'ye muhalif olacaklardır. Henry'nin babası döneminde papalıkla ilişkiler iyidir. Ama o babası ölünce papalık kendi başına davranmaya başlamıştır. Az önce de söylediğim gibi. Ve bunu papalık seçimlerine de yansıtmışlardır. Yani papa seçilirken kendi adaylarının seçilmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Ve Güney İtalya'daki Normanlarla da bir ittifak yaptığını görüyoruz papalığın. Tabii bu Normanlarla yapılan ittifak tamamen papalığın kendini savunma amacıyla yaptığı bir ittifaktır. Yani Henry'ye olan düşmanlık ya da kızgınlıktan dolayı yapılmış bir ittifak değildir. Sadece bu İtalya'daki yerel liderlerin, zengin soyluların papalığa yaptıkları müdahaleleri engellemek için bir güçten yardım istiyordu papalık. Ve bu dönemde de bu güç onlara göre Güney İtalya'daki Normanlar. Ama gelin görün ki bu Güney İtalya'daki Normanlar 4. Henry için düşmandı. Çünkü onlar imparatorluğa ait toprakları gasp etmişlerdi. Dolayısıyla Henry'nin bunu kabul etmesi mümkün değildi ve ya da işte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kabul etmesi mümkün değildi ve papalıkla imparatorluğun arasının açıldığını görüyoruz biz. Bu olayda kraliçe yine yanlış bir politika izliyor, yanlış kişiyi destekliyor. Tabii bu arada bu topraklarda yaşayan, güçlenmek için bir boşluk arayan
prenslerin bundan yararlandığını ve bir komplo kurduklarını görüyoruz 4. Henry'e. 1062 yılında Köln psikoposu Arno liderliğinde bir komplo kuruyorlar ve bir toplantı sırasında, tabi o zaman da 4. Henry çok genç, kralı kaçırıyorlar. Gemiyle Köln'e getiriyorlar. Der ki kitaplar, işte bu gemideyken Henry atlayıp suya atlayıp Ren nehrine atlayıp kurtulmak istedi. Ama kurtulamadı, onu orada da yakaladılar, kaçamadı diye anlatılıyor. Annesi de oğlunu kurtarmak için naiplikten istifa etmiştir. Fidye olarak bunu istemişler. Köln psikoposu 1064'te onun yerini almıştır. Şimdi kraliçenin kabul etmediği Papa II. Alexander'ın papalığını da kabul etmiştir ve kiliseyle olan anlaşmazlığı da çözdüğünü görüyoruz. Sonra tabii 4. Henry yönetimi yine eline geçirecektir. Ve yaptığı yanlışlar da var Henry'nin. Yani Bremen Başpiskoposu mesela Edelbert'ı görevinden uzaklaştırmak, saraydan uzaklaştırmış. Halbuki onun sayesinde gücü giderek artmıştı ve 1065'e geldiğinde artık 15 yaşındaydı ve yönetimi ele almak gibi bir ayrıcalığa sahip olmuştu. Ama yanlış politikalarından dolayı işte hem Hamburg Başpiskoposu hem de Bremen Piskoposu olan Edelbert'ı saraydan uzaklaştırmış. Yaptığı hatalardan bir tanesi. Tabii o zamana kadar taht üzerinde pek çok değişiklik olmuştu ve bu yüzden 4. Henry çok da düzgün bir hayat yaşayamadı. Yani ne düzgün bir eğitim alabildi, ne düzgün bir hayat kurabildi kendine. Dolayısıyla bunun onda psikolojik olarak da bazı yansımaları olduğu söyleniyor bazı kitaplarda. Yani doğru düzgün arkadaşlar edinemedi, iyi bir eğitim alamadı, iyi öğretmenlerle çalışamadı. Kaçırıldı sonra, bu kaçırılmış olması onda psikolojik olarak ciddi sıkıntılar yarattı. O yüzden de çok sağlıklı karar veremiyordu gibi yorumlar da vardır kendisiyle ilgili. Hatta eşinden boşanmak istediğini de biliyoruz. Yani 1069'da 3 yıldır evli olduğu eşinden boşanmak istemiştir ama papa izin vermemiş. Yani kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını, hatta çok sert ifadelerle böyle bir şeyin olmayacağını söylemiş. Henry de geri adım atmak zorunda kalmıştır. Yani önce yerel psikoposlara başvuruyor. Onlar bu işin içinden çıkamayacaklarını düşündükleri için olayı papaya havale ediyorlar. O da izin vermiyor. Böyle bir şeyde izin vermiyor. Ve bu dönemde Saksonya'da yaşayan halkın da huzursuz olduğunu görüyoruz biz. Çünkü onlara karşı hep sert tedbirler alınıyordu. Yerel yöneticiler, yani imparatorluğa bağlı yerel yöneticiler haksız bir şekilde onların topraklarına el koyuyordu. Dolayısıyla Sakson halkı huzursuzdu bu dönemde. Ve Henry bunları yatıştırmak yerine, yani onların istediklerini yapmak yerine şöyle bir yol izlemiştir. Yani onları hoşnut etmek için mesela Saksonya dükünü hapse atmış. Kendi atadığı düküyü hapse atmış ve Otto'yu da Bavyera düklüğünden almıştır. Bu şekilde halkı memnun edeceğini düşünmüş. Ama edememiştir. Saksonlar arasında bir isyan çıktığını görüyoruz. 1073'te çok hızlı yayılan bir isyan bu. Ve Henry bu isyan çıkınca Worms'a kaçıyor ve isyancılara dokunulmazlık vermek zorunda kalıyor. O derece ciddi bir isyandır. Ama şu isyanın sonucu ne olmuştur diyecek olursanız, halktan bazıları kralın oğullarından birinin mezarı buradaymış ve bu mezara saygısızca davrandığı için Henry bu Saksonlara verdiği ayrıcalıkları geri alıyor. Yaptığı anlaşmayı bozuyor 1074'te ve 1075'te Saksonlar üzerine güçlü bir orduyla saldırıyor ve Saksonlar yeniden teslim olmak zorunda kalıyorlar. Yine Henry'nin yaptığı şeylerden bir tanesi, kendinden sonra başa geçmesi için daha bir yaşındaki oğlu Konrad için ülkede böyle işte zengin toprak sahibi aristokratlardan yemin almıştır. Onları buna yemin etmek zorunda bırakmıştır. Aslında bu kendi açısından bir başarı olarak görülebilir. Çünkü
Normalde bu zengin prensler ya da yerel yöneticiler böyle bir taahhütte bulunmazlar. Çünkü kral öldüğünde onlara gün doğacaktır. Dolayısıyla bulunmazlar ama bir şekilde kabul ettirmiş 4. Henry ve oğlunun ardılılığını garanti altına almıştır. Düşüncesi bu. Bu isyan Henry ile papalık arasındaki ilişkileri de etkilemiştir. Ve Milano Piskoposu'nun atanması konusunda başlangıçta Papa ile aralarında bir sorun yaşıyorlar. Ama 7. Gregorius kilise reformu yapmak istiyor ve bu reform sırasında biz Henry ile müttefik olduğunu görüyoruz. Ama Henry işte o yani dengesiz davranışlarından bir tanesi papalıkla başlangıçta iyiyken bu Sakson sorununu çözdükten sonra, onları yendikten sonra Papa ile yaptığı anlaşmayı bozmuştur. Yani aslında demek ki Papa ile anlaşmak istemiyordu. Sadece onu geçiştirmişti, onu anlıyoruz buradan. Ve gidince de bu sorun ortadan kalkınca da anlaşmasını bozmuştur. Ve Papa 1 Ocak 1076'da ona bir mektupla uyarıda bulunmuştur. Henry ise bu mektuba cevaben Papa'yı görevden almıştır. Bir meclis toplamıştır. Bu mecliste 26 piskoposun olduğunu biliyoruz. Ve bunlara Papa'ya itaat etmeyi reddettirmiştir. Bunun için onları ikna etmiştir. Bunun üzerine Papa da 4. Henry'i aforoz etmiştir. Yani aforoz olayı bu dönemde çok 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 ciddi bir olaydır. Bir liderin aforoz edilmesi demek, onun meşruiyetinin ortadan kalkmış olması demektir. Tabii Germania'daki bu imparatora muhalif olanlar da bundan yararlanmışlar. Saksonya'da tekrar isyan çıkarttıklarını görüyoruz bu kişilerin. Zaten onlar da Saksonya'dakiler de zaten isyan etmeye yer arıyorlardı. Onlara haksızlık yapıldığını düşünüyorlardı ve bu isyancıların Ekim 1076'da Triber'da bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıda Henry'nin onlara yaptığı taahhütü kabul ettiklerini görüyoruz. Şimdi Henry'ye tahttan inmesini söylüyorlar. Yani aforoz edildiğini ve artık onu kral olarak ya da imparator olarak tanımayacaklarını, tahttan inmesini söylüyorlar. Henry de buna karşılık onlara 1 yıl içerisinde ben papayla barışacağım diyor. Bana 1 yıl süre verin ve ben bu sürede bu sorunu halledeceğim diyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Bunu ilan ediyorlar. Eğer yapmazsa bunu artık Henry'i kral olarak tanımayacaklarını ilan ediyorlar. Hatta bunu yapmaması için ya yani Papa ile iletişim kurmaması, kendine bir şekilde affettirmemesi için imparatoru böyle göz hapsinde tuttukları, işte yollarını engellediklerini, gitmesini engellediklerini de biliyoruz. Ama Henry bir şekilde kaçmayı başarmış ve gizlice İtalya'ya gelmiştir. Şimdi Canossa tövbesi dediğimiz şey bu hep bilinen tarihte 4. Henry döneminde olmuş bir vakadır. Şimdi Henry Papa ile uzlaşmak için ailesini de alıyor işte eşini çocuklarını ve az sayıdaki maiyetiyle birlikte Ocak 1077'de karlarla kaplı o dönemde Alpleri geçiyor ve İtalya'daki Canossa'daki saraya gitmek zorunda kalıyor. Yani bu çok zorlu bir yolculuk onun için bu dönemde. Şimdi Papa bu dönemde neden burada? Onu da söyleyelim. Normalde Papa'nın burada olması gerekmiyor ama bu Alman prenslerle bir meclis toplayacaklar, bir kurultay düzenleyecekler. Buna katılmak üzere yola çıkmış Papa. Ve bu dönemde kralın geldiğini haber alıyor yoldayken. O zannediyor ki ordusuyla geliyor yani saldırmak üzere geliyor zannediyor ve bu dönemde Toskana kontesi olan Matilda'nın işte etrafı 3 sıra surlarla çevrili bu Canosso kalesine çekiliyor ya da sarayına çekiliyor papa. Ve Henry buraya geldiğinde 3 gün 3 gece işte 25-28 Ocak arasında ince günah çıkarma kıyafetleri ile yalın ayak kar yağarken bu sarayın kapısında bekletiliyor. Ve diyor ki kaynaklar bu konuyla ilgili salya sümük ağladı. Yani çok yalvararak böyle kendisinin affetmesini istedi. Ayakta bekledi, oturacak yeri de yok.
ayakta bekledi ve af diledi. Bu ince günah çıkarma giysileri derken neyi kastettiğimi de söyleyeyim. Bunlar böyle uzun kıldan ya da çuvaldan yapılmış kıyafetlerdir. Böyle upuzun bir cübbe düşünün. Böyle batar insanın vücuduna. O yüzden de bir acı çekme ifadesi olarak da giyilir aynı zamanda. Bir ceza çekme ifadesi olarak giyilir. Sonunda içeri alınıyor. Hatta Papa kendi yazdığı güncesinde bu olayı anlatıyor. Yani içeri almak zorunda kaldım çünkü içerideki herkes bana baskı yaptı. Yani almak zorundasın artık, bak nasıl af diliyor, çok pişman diye. Ben de affetmek durumunda kaldım diye içeri alıyor. Aslında Papa da biliyor onun bunun göstermelik bir af olduğunu biliyor. Ama yapabileceği başka bir şey yok, affetmek zorunda. Zaten bir dini lideri affetmesi gerekir. Yani af dileyen birini affetmesi gerekir. Dolayısıyla işte içeri alınıyor ve diz çökerek af diliyor. Hatta bu af töreninden sonra verilen yemekte 4. Henry'nin hiçbir şey yemediği, böyle işte masaya elini vurduğu, parmaklarını vurarak böyle başı aşağı eğik bir şekilde oturduğu da söyleniyor. Morali çok bozuktu anlamında. Şimdi bu anlaşmanın şartı olarak kral Papa'nın yetkisini tanıyor ve psikopos atamalarını Papa'ya bırakıyor. Tabii prensler bu anlaşmayı kabul etmiyorlar çünkü onların işine gelmiyor. Onlar kendi liderlerini istiyorlar. Henry'i istemiyorlar. Başka birini kral olarak seçiyorlar. Swabia Dük'ü Rudolf'u kral olarak seçiyorlar. Şimdi bu dönemde biz Papa'nın nasıl bir tutum takındığına baktığımızda 3 yıl kadar Papa'nın tarafsız davrandığını görüyoruz. Şimdi 4. Henry'i affetti. Dolayısıyla onu kral olarak tanımaması gibi bir durum söz konusu değil. Onu tanıdığı için yeni seçtikleri kralı da tanıyamıyor. Böyle arada kalmış bir durum. 3 yıl buna karar veremiyor. En sonunda 1079'da iki elçisini olayı çözmeleri için gönderiyor. Şöyle de bir şart koşuyorlar. İki taraf da müzakerelere engel olmayacak. Kim engel olursa o aforoz edilecek diye. Şimdi Henry başta bunu kabul ediyor, bu şartı kabul ediyor ama dediğim gibi işte Saksonları yendikten sonra bir cesaret buluyor ve bu müzakereleri engellemeye çalışıyor. Bunun üzerine 1080'de Papa tarafından ikinci kez aforoz edildiğini görüyoruz. Ve Papa prenslerin seçtiği Rudolf'u kral olarak atıyor. Henry'nin şu aşamada yapabileceği hiçbir şey yok. Yani Papa'yı tanımamaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok. O da Ravenna başpiskoposu, işte Guibert'ı aday olarak gösteriyor. Tabii bu aforoz ilk kadar etkili olmuyor. Yani ilk aforoz çok etkili olmuştu. Bu o kadar etkili olmuyor. Ve Rudolf zaten Ekim 1080'de yaptığı bir savaşta öldürülüyor. Ve 4. Henry ülkesindeki iç savaşı ortadan kaldırıyor. Yani arkasını güvence altına alıyor. Yeniden güçleniyor. Tabii Papa bu dönemde ona ılımlı yaklaşıyor. Ama Henry artık Papa'ya güvenebilecek durumda değil. Birbirlerine ikisi de güvenmiyor gerçi. Ama Henry'nin elinde bir askeri güç var. Ve artık askeri bir hamle yapması gerektiğini düşünüyor. Önce bir iki başarısız girişimi var. Sonra Mart 1084'te İtalya'yı işgal ediyor. Papa'yı Roma'dan sürüyor. Ve işte Guibert'ı 3. Clement adıyla Papa ilan ediyor. Ve o da 31 Mart 1084'te 4. Henry'ye imparatorluk tacını giydiriyor. Yani Henry zafer kazanmış olarak ülkesine geri dönüyor. Mayıs 1087'ye geldiğimizde de oğlu Konrad'ı kral olarak taçlandırıyor. Saksonlar da onunla barış yapıyorlar. Peki bu 7. Gregorius'a ne oldu? Papa'ya ne oldu? Sürüldü dedik. Ne oldu diye baktığımızda kaçtığını ve Salerno'da öldüğünü görüyoruz. 3. Clement'in bu şekilde Papa oluşu kilise reform hareketinde bir krize neden olmuştur. Bu kriz ancak 2. Urbanus'un Papa olmasıyla 1088'de çözülecek bir krizdir. Yani o kadar önemli bir krizdir bu. Urbanus Papa olduğunda, Urbanus hepimiz biliyoruz Haçlı Sefer'e çağrısı yapmasından. Urbanus Papa olduğunda yaptığı
ilk işlerden bir tanesi Bavyera Dükü ile Toskana Kontesini evlendirmesidir. Şimdi bu dönemde Bavyera Dükü 17 yaşında, Kontes 43 yaşında. Bu evlilik tamamen siyasi bir evlilik ve Henry'nin Güney Almanya ve İtalya'daki karşıtlarının birbirleriyle ittifak etmesi demek bu evlilik. Güney Almanya'daki ve İtalya'daki. Henry bunun üzerine bir kez daha 1090'da İtalya'yı istila ediyor. Başlangıçta başarı kazandığını görüyoruz ama 1093'te yeniliyor ve bu yenilgi Lombardiya bölgesinde isyanlar çıkmasına sebep oluyor. Lombardiya, Kuzey İtalya bölgesi. Ve bu Lombardlar tarafından İtalya kralı olarak taçlandırılan oğlu Konrad'ın isyanını görüyoruz. Derse başlarken dedim ya 4. Henry'nin dönemi son iki oğlunun isyanıyla geçecek. Onun sonu o şekilde gelecek diye. İşte ilk isyan bu. Oğlu Konrad'ın isyanı. Ve bu genel bir isyan haline geliyor. Normalde Lombardlar onu İtalya kralı olarak taçlandırmışlardı. Şimdi Henry ordusuyla İtalya'ya geldi ve Lombardiya'da isyan çıktı. Yani Henry bir anda kendi topraklarıyla bağlantısı kesilmiş halde kalıyor. Toprakları Lombardiya'nın kuzeyinde, oraya ulaşamıyor çünkü Lombardiya'da bir isyan çıkmış. Kendisi güneyde kalmış durumda ve bağlantısı kesilmiş durumda. İşte bu Kuzeydoğu İtalya'ya hapsolmuş durumda. Bu arada ikinci eşi de onu terk ediyor çeşitli bahanelerle. Tabii Henry geri dönmüyor mu? Dönüyor. Henry 1097'de ülkesine dönüyor ama ancak şu şekilde dönebiliyor. Bavyera Dükü Toskana Kontesi'nden ayrılıyor 1095'te ve 1096 yılında bu Bavyera toprakları yine aynı aileye geri veriliyor. Aynı ailenin yönetimine geri veriliyor. Yani bir nevi bir barış yapılıyor, bir ara bulunuyor. Bu şekilde ancak ülkesine geri dönebiliyor. Dönünce gücünü tekrar geri kazanıyor. Hatta kendisinden sonra kral olarak diğer oğlu 5. Henry seçiliyor ve neden 5. Henry seçiliyor? Çünkü Konrad isyan etti ve sadakatsizlik gösterdi. Gücünü yeniden kazanıyor ama kilise ile arası tam düzelmiyor. Yeni gelen Papa 2. Pascal bu dönemde onunla anlaşmak istemiyor. Ama imparator şöyle bir girişimde bulunuyor. Diyor ki aforoz kaldırılırsa, üzerimdeki aforoz kaldırılırsa Haçlı Seferi'ne katılacağım. Ve 1103'te de hatta bir açıklama yapıyor. Yani 4 yıl boyunca, önümüzdeki 4 yıl boyunca diyor bu soylular arasındaki çatışmaları yasaklıyor. Bu onun için yani ciddiyetini gösteren bir şey. Ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor bu şekilde. Ve şimdi Henry'nin kilise ile uzlaşmaması ve oğlu için bu soyluların haklarına müdahale etmesi, onu işte kral seçtirmesi falan tabii soyluları çok rahatsız eden bir durum. Daha önce de söylediğim gibi. Ve oğlu 5. Henry de soylularla ters düşmek istemiyor. Yani ne babasıyla ters düşmek istiyor ne soylularla ters düşmek istiyor. Ama sonuç itibariyle biz soyluları seçtiğini görüyoruz. Çünkü 1104'e geldiğimizde Bavyera soyluları ile ittifak yapıp isyan etmiştir oğlu 5. Henry. Ve İmparator Köln'e kaçıyor. Hatta Menz'de oğlu tarafından hapse attırılıyor. 31 Aralık 1105'de kendi isteğiyle tahttan çekilmesi sağlanıyor. Bu şekilde serbest kalabiliyor ancak. Serbest kalınca da işte Lize kaçıyor ve burada Lotaringiyalılarla birlikte bir ordu oluşturuyorlar. Onların başına geçiyor ve 1106'da oğlunun ordusunu yenilgiye uğratıyor. Bazı yerler bu bir savaş değildi diyor. Bir anlaşma yaptılar diyor. Bazı yerler oğlunun ordusuyla gerçekten savaştı diyor. Sonuç itibariyle burada bir şey olmuş. Anlaşma ya da savaş. Oğlunun tarafıyla bir sıkıntı yaşanmış. Ve buradayken yani Lijde'yken 7 Ağustos'ta aniden ölmüştür. Şimdi naaşı Speyer'a naklediliyor ve 1111 yılına kadar burada kutsanmamış olarak bekletiliyor. Ancak o tarihte kutsanıyor ve işte aile mezar odasına kaldırılıyor. Diğer aile üyelerinin de gömüldüğü yere kaldırılıyor. Şimdi 4. Henry'nin dönemi
soylulara karşı imparatorluğun haklarının korunduğu bir dönem ama kiliseyle iyi ilişkiler kurulan bir dönem değil. Dolayısıyla 4. Henry dönemi bütün olarak baktığımızda tam anlamıyla başarılı bir dönem değildir. Bir dönemin tam anlamıyla başarılı olabilmesi için hem siyasi olarak içte tam yetkili olması lazım liderin, hem de dini otoriteyle arasının iyi olması gerekir. Yani aynı Şarlman döneminde olduğu gibi. Dolayısıyla 4. Henry dönemi bu anlamda tam anlamıyla başarılı bir dönem değildir. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki dersimizde 5. Henry dönemiyle devam edeceğiz.